Gel. Ben kahvaltınızı getirmiştim. Burada mı yaparsınız yoksa terasa mı çıkarayım? Kahvaltı istediğimi hatırlamıyorum. Şey, anneniz kahvaltıya inmedi deyince ben de... Yemek isteseydim inerdim. Odama isteseydim söylerdim. Ayrıca bu evde çalışmaya devam edeceksen kafana göre iş yapmamayı öğreneceksin. Haklısınız. Düşünemedim. Özür dilerim. Neydi şimdi bu? Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapacağız Bahadır? Hı? Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Ya bir sakin ol hayatım. Elbet bulacağız bir çaresini. Hülya Hanım, ben de istediğiniz dosyaları hazırladım. Ben sana gel dedim mi? Ama siz demiştiniz ki... Seni çağıran oldu mu? O dosyaları da al git. Ben çağırmadan da sakın bir daha gelme. Allah Allah. Hayatım kızın üstüne biraz fazla gitmedin mi? Sus yandan... Bahadır, sus! Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Hoş geldiniz Zelal Bey. Hoş bulduk. Bana finans müdürünü çağırır mısın? Tamam efendim. İyi misin? İyiyim. Bana pek öyle gelmedi ama. Öğle aran başladı mı? Hadi gel o zaman dışarı çıkalım. Biraz hava almak iyi gelir. Ama şimdi bana ihtiyaçları olur filan. Ya senin öğle aran bu. En büyük hakkın dışarı çıkmak. Hadi gel hadi. O zaman çantamı alayım ben. Doğru söylüyorsun çanta. Kadınların ayrılmaz ekürüsü. Beş yıllık maliye raporlarının tamamının en kısa sürede getirilmesini istiyorum Ferit Bey. Gerekirse bütün işinizi gücünüzü bırakın. Tabii Levent Bey. Acil. Peki efendim. Ferit Bey. Levent Bey'in odasında ne yapıyordunuz? Sizden bir şey mi istedi yoksa? Evet. Levent Bey 5 yıllık mali raporları istedi Hülya Hanım. Öyle mi? O raporları Levent Bey'den önce bana getireceksiniz. Ben kendisine teslim ederim. Hülya Hanım, ben bunu yapamam. Levent Bey bizzat benden istedi raporları. Üstelik acele etmemi söyledi. İşinizden olmak istemiyorsanız o raporları bana getirin.